Şimdi danış bakalım ne danışacaksan. Karşında yeterince aklı başında biri duruyor. Biz Asiye Hanım'la konuştuk. Kendisi projeyi onayladı. Sizin öneriniz neydi? Asiye Hanım geliyor. Ben müdahale etmeyeceğim. Kendisiyle halledebilirsiniz. Sizi bekletmedim umarım. Keşke bir toplantı yapılacağını daha önceden haber verseydiniz. Sorun değil Asiye Hanım. Biz telaş ettik. Toplantıyı öne aldırdık. Teşrif ettiniz, teşekkür ederiz. Rica ederim. Sen yokken şöyle bir karar alındı Asiye. Karşı taraf seni muhatap alıyor. Seninle yola çıktıklarını ve böyle devam etmek istediklerini belirttiler. Tamam, her şeyi ayrıntılı konuşalım. Gecikme telafi edilir. Ama projeyi yarın bırakacaksan muhatap seni aldıkları için iptal etmek zorunda kalacağız. Karşı taraf ek süre verdi. Ama bunu sen izah et istersen. Evet maalesef. Önemli bir mazeretim var. Ve ben işi bırakmak zorundayım. Size karşı mahcubum. Ama projenin devamını getirmem imkansız. O zaman toplantı bitmiştir. Buyurun arkadaşlar. İzninizle. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler. Hemen çıkacak mısın? Hı-hı. Evdekiler nasıl? İyiler. Soruşturma nasıl gidiyor? Yeni savcı bu işi çözecek diye umuyoruz. Annem de biraz toparladı kendini. Umutlandı. İlgilendiğin için sağ ol. Olanlarda payım var. Öyle hissediyorum. Ve üzülüyorum. Gerçekten sorumsuzca davrandım. Cemal Ağa'ya yapma diyebilirdim. Deseydim başına bunlar gelmezdi. Bilemezdin. Hiçbirimiz tahmin edemezdik. Kim yaptı, neden yaptı bilmiyoruz. Onu tanıyan biri olmalı. Neden öyle düşünüyorsun? İçeri kadar girdiğine göre tanıdık biri olmalı. Cemal abi yabancıyı evine sokmaz. Neyse, hadi gel. İşi sana devredeyim bir an önce. Haber var mı? Tüfeğin balistik raporu çıktı mı? Çıkmadı. Merhaba, ben geldim. Hayırdır? Demir çağırdı. Davetli listesini istedi. Ben de getirdim. Zahmet oldu Defne. Unuttuğumuz kimse olmasın. Kimseyi gücendirmeyelim. Sen bir şey sorunca cevap veriyor demek. Ben düz fırça yiyorum çünkü de. Çok iyi ya. Benim unuttuğum isimler bile burada. Ha, Defne. Yeni gelen savcıyı da ekleyelim. Tamam, ben eklerim. Program nasıl? Malum cenazeniz var. Gösterişli bir şeyler olmamalı. Saygısızlık etmeyelim. Merak etme. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Sade bir tören olacak. Şimdi izninizle ben işimin başına dönüyorum. Ne oluyor Kerim? Aranız bozuk mu? Mesele ne? Mesele sıfır. Yani bilemiyorum. Tatsız tuzsuz oldu işte her şey. Böyle bir tül perdesinin arkasından birbirimize bakıyoruz o kadar. Hadi ya. Sekretere söyleyeyim seni arabayla eve bıraksınlar. Gerek yok. Ben giderim. Demir Bey'in şoförü geldi. Aşağıda sizi bekliyor.